Vefa diye bir şey var. Ölmesin bu vefa. Eğer bireyde, toplumda vefa gitti mi? Ko gitsin. Gayya'nın dibine. 19 Aralık 1926'da Aksaray'da başlayan 89 yıllık hayatına milletinin kaderini, sevincini, türkülerini, sevdalarını sığdırdı. Beşikten gömütlüye, cumhuriyet değerleriyle harmanlanan ömrü boyunca zor günlerin adamı ve örgütlü olarak çıktığı memleket sorunlarının karşısına söylediği her sözü, yarattığı her eseri cumhuriyete ve insanlığa hizmet düsturuyla ortaya koydu. Objektifini yüreğine takan Otyam, yoksul köylülerin toprak ve su mücadelesine öncülük etti. Halkın dert ortağı olduğu kadar gerçeklerin de çözümün de izini sürdü. Anadolu'nun her rengini incelikle tuvaline yansıttı. Tüm üretimlerinin odağına önünde saygıyla eğildiği milletini koydu büyük usta. Önce özellikleri ona örgütlü olma sorumluluğu yükledi. Vatan Partisi'nde göğsüne çoban yıldızını taktı. Ulusal Kanal'ın harcında da emeği olan Fikret Otyam yine ön safta sanatını gerçeklerin hizmetine sundu. Hasta yatağından son nefesine evet, kadar şimdi. Aydınlık Gazetesi'nde ülke gündemine ve gerçeklerine dair haftalık yazılarını aksatmadan sürdürdü. Yazar, gazeteci, ressam Otyam, ülkesinin içerisinde bulunduğu her koşulda tüm ünvanların önüne Cumhuriyet Aydın'ı ünvanını koyabilen az sayıda aydından biri olarak tarihin onur sayfasına yerleşti aramızdan ayrılışının 5. yılında Cumhuriyet çınarı Fikret Otyam'ı saygı ve özlemle selamlıyoruz.